Merhaba arkadaşlar. Bugün Circle komutunu, bir tangent light ve altıgen çizme komutunu göreceğiz. Benim parça önümde, ben çizeceğim. Siz de yavaş yavaş kendi bilgisayarınızdan uygulama yapabilirsiniz. Öncelikli olarak asal eksen çizeceğiz. Sağ taraftan göründüğü üzere x ekseni boyunca çizdim. Bir tane de y ekseni boyunca çizersen asal eksenimizi çizmiş oluyoruz. Şimdi sağ tarafta yine circle komutunu alıyorum. Tam merkeze tıklıyorum ve bırakıyorum. Bunun çapı 50 olacakmış. Bir tane de 80'lik bir çap çizeceğiz. Ölçülendirmeyi de verirsek Circle Using Coordinates komutunu kullanarak daire çizelim. Yatayda 87 sağ tarafa gitsin. Aşağıda -24 gitsin. Ve dairemizin yarı çapı 15 olsun. Ve tekrar şurası seçili olsun. Eğer burası seçili olursa arkadaşlar buna göre ölçü verir ve şu sağ tarafa bir yerlere daire çizer. Tekrar aynı yere çizeceğimiz için hiçbir yere tıklı olmazsa bu tarafa çizebiliriz. 87, 24. Bu sefer de çapımız 25 olsun. Gerçekmiş. Şimdi de bunu tam şuraya simetrik olarak çizmek istersek arkadaşlar yine aynı komut kullanarak çizeceğim ben. Bu sefer de yukarı olacağı için +24 olacak. Şimdi şuraları arc komutunu kullanarak veya daire komutunu kullanarak pah şeklinde şekil vereceğiz. Eğer arc komutunu kullanmak istersek önce bir başlangıç noktasını seçiyoruz. Sonra ben buna teğet olmasını istediğim için herhangi birine ya buna ya buna teğet olarak değdiriyorum ve şöyle bir yerde bırakıyorum. Şimdi bunun ölçüsü yarıçapı 55 olacak. Yarıçapını 55 yaparsan bu artık benim istediğim şekilde oynar. Ama önce şu noktaya biraz bu arada yakınlaşmadan bahsedeyim. Farenin mouse'un orta tekerine bir kere tıklayıp mouse'un sol tekerine tıklarsak sol tarafına tıklarsak ileri geri şekilde tekere basılı şekilde ileri geri şekilde sürersek yakınlaşma ve uzaklaşma yapmış olabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu noktayı yakaladım. Bunu da diğer dairemi de seçtim. Bu nokta buna çakışık olmasını istiyorum. İsterseniz buradan coinciding diyebilirsiniz. Ya da ölçülendirmeye tıklayıp arada bir ölçülendirme geliyor bize. Buna da sağ tıklayıp coincidence diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orayı sabitledi. Şimdi bu tarafa gelelim. Burası hem teğet yapacağız hem de çakışık yapacağız. Önce çakışık yapabiliriz, teğet yapabiliriz, hiç fark etmez. Şimdi de teğet yapalım. Buradan teğet ise tekrar göstereyim arkadaşlar. İkisini de seçtim. Yukarıdan diyalog kutusundan tanjantı seçebiliriz veya ölçülendirme kısmından tekrar yine aynı şekilde sağ tıklayıp tanjantı seçebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Şimdi gelelim. Bir tane de altına gerekiyor bundan. Bu sefer de circle komutunu kullanarak yapalım. Çizerken dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de ilişkilenmemesi dairenin. İlişki kurmaması diğerleriyle.
ölçülendirme vermediğim için, yer şartı belirlemediğim için, oynar bir durumda, ilişkisi hiçbir yerde olmadığı için de bunu gösterir. Şimdi bunu yer çapına bakalım. Yer çapımız 76 olacakmış. Buradan Demeter derse çap, radius seçerse yer çap olur. 176 milimetre olacak arkadaşlar. Bunu ben tanjant yapacağım yerlere yakınlaştırsam, ikisini de CTRL'ye basıp seçiyorum arkadaşlar. Ona diyalog kutusundan tanjantı seçiyorum. Ve aynı şekilde bu tarafa da öyle yapıyorum. Ve fazlalıklarda bu sağ tarafta gördüğünüz kısımdan trim seçiyoruz arkadaşlar. Trim şeklinde zaten. Eğer iki kere tıklarsanız komut da sürekli kullanır hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Pasif hale getirmek için ESC'ye basabiliriz arkadaşlar. Şimdi tekrar ARC komutunu kullanarak, yay komutunu kullanarak bir tane de buraya çizelim. Hatta bu sefer de bunun gibi büyük bir tane çizelim. Biriyle, herhangi biriyle ilişki kuruyorum arkadaşlar. Çünkü işlemini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için. Sonra yarı çapını giriyorum. Yarı çapımız 176 olacaktı. Sonra bu ikisini CTRL ile seçip tanjans özelliğini kazandırıyorum. Biraz uzaklaştırayım. Mouse'un orta tekerine basın tutuyorum. Mouse'un sol tekerine de sol tarafına tıkladığımda ve bıraktığımda teker tabi tutarak ileri geri hareket yapabiliyorum. Şimdi bu tarafı çakışık hale getirelim. Bir de teğet hale getireceğiz. Bu kadar. Şimdi bu tarafı da circle komutunu kullanarak yaparsak ölçülendirelim. Ölçümüz 55 diler çatı. Fazlalıkları trimleyelim. Parçamız bu kadar arkadaşlar. Eğer mesela şöyle kayık falan takayım ekranını, bunu buradan normal kuyuya tıklayarak görüntüye dik bir şekilde ekranı gösterebilir. Veya buradan izometrik görüntü dediğimiz 3 boyutlu görüntüsünü, ön görünüşünü, sonra arka görünüşünü veya sol yan vesaire görünüşlerini buradan seçebilirsiniz. Ama biz şu an ön görünüşünde çalıştığımız için bunu seçiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi diğer bir parça daha çizeceğiz. Bunun içinde yine asal eksenlerimizi çiziyoruz. Bu eğer dik veya yatan olduğuna emin değilseniz diyalog kutusundan horizontal veya vertical seçerek dik ve yatay olduğunu kesin olarak belirtebilirsiniz. Eğer tam dik veya yatay değilse zaten bu ve vertical'ın V'si ve horizontal'ın V'si gelmez zaten arkadaşlar. Ben bunları sabitleyeceğim. Çünkü parçamı diğer parçalar da buna göre çizeceğim için bu eksen üzerinden devam edeceğim için parçaların sağ sola kaymamasını önler. Bir tane 76 milimetrelik circle çizelim. Şimdi gelelim altıgenimiz çizimimize. Ölçülendirelim.
Sonra derece vermeyi göstereceğim arkadaşlar şimdi. Yine uçlendirmeye tıklıyoruz. Asal ekranımızı ve açı vereceğimiz boşluğu oluştuğu kenarlar tıklayarak açı değeri geliyor. Buraya da istediğimiz dereceyi yazarız. Şunun da arkadaşlar çapı olsun. 76. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Koordinat yüzünün sokak komutunu kullanarak yatayda 75 santim, dikeyde ise 75 milimetre, dikeyde ise 0 derek yani x ekseni üzerinde çapı 16 olan yani yarı çapı 8 olan bir daire oluşturalım. Tabii ben başlangıç noktasını buraya seçmediğim için buraya göre bir daire attı bize. Yanlış oldu, bunu silelim. Şu noktayı seçersen seçili durumda şu an. Şimdi seçtiğimde doğru olarak çizmiş oluyoruz. Tekrar yine bu noktayı seçiyorum. Bu sefer de yarıçapı 20 olan bir daire ekledim. Aynı şekilde bunu tam simetriğin değil de şu alt tarafa doğru bir çizerim arkadaşlar. Yine aynı komutu kullanacağız. Yine başlangıç noktamı seçelim. Bu sefer yatayda 70. Şeyde ise 45 milimetre inelim. Ve aynı şekilde bir radius 20 olan bir de tabi ben böyle istiyorum ama isterseniz arkadaşlar şöyle de çizebiliriz. Buradan ölçebiliriz. Şimdi R komutunu kullanalım. Ölçüsünü verelim. Çakışık hale getirelim. Ve teyit yapalım. Çok güzel. Şimdi bir tane de buraya yapalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz ilişkiyi yakalıyor. Ben bu ilişkilerden uzak bir yere yapmak istiyorum. Şu ikisini bir test yapalım. Yarı çapını görelim. Çakışık hale getirelim. Uç noktayı seçtim. Ve teyit yapalım. Şimdi arkadaşlar bu kısmı bitirdik. Şurası kaldı. Burada bir tanjant by komutunu göstereceğim. İki circle'ı direkt teyit yapmak için şurada line çizgisinin altında bir tanjant by komutu var. Şu şekil üzerinde de gösteriyor zaten. Sadece burada daireleri seçerek çizgiyi kendi oluşturacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok basit konu. Tabii ki konu seçmediğim için. İkincisini yapamadık. Şimdi yaptık. İyi çalışmalar arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu. İlerleyen videolarda devam edeceğiz. Kolay gelsin.